Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Gerçek anlamda bu bir salgınsa. Yani patlama yapar, ölüm oranları artar. Şimdi bak, şunu soruyorlar. Diyorlar ki ya mesela biz tabii ki virüs yok demiyoruz. Demiyoruz. Ama virüs, salgın ama mahiyetinde mi gerçek şimdi anlamda? Şimdi şöyle bir şey var. Diyorlar ki o zaman kardeşim günlük 300-400 vatandaşımız ölüyor ki bizim için bir can da değerli. Tabii ki değerli. İster bir tane olsun, evet, ister 400 tane. Herkes değerlidir. Şimdi bu ölüm oranlarını nasıl, nereye koyacağız hocam? Yani evet sizin hastalarınız var. Bahsettiniz, ona da değineceğiz. Dediniz ki ben... bana gelen hiçbir COVID hastam ölmedi. Evet. Ve de onlara 16 tane hap da vermedin. O bölüme geleceğiz ama bu soruyu nasıl cevaplayabiliriz? Yani insanlar ölüyor kardeşim. Ne diyorsunuz? Ama insanlar her zaman ölüyor zaten. Yani kalp yetmezliğinden de ölüyorlar. İşte KOAH'tan da ölüyorlar. Kanserden de ölüyorlar. Önemli olan eğer bir yerde salgın varsa, gerçekten bu ölümcül bir salgınsa, rakamları en az 5 ile 10 ile 100 ile çarpacaksınız. Öyle bir şey yok ki Türkiye'de. Yani ben mesela size şöyle örnek vereyim. Her gün ben size KOAH bağlı ölümleri her gün vereyim. İnanın bana aynı sayılar, belki de daha fazla sayılar çıkar. Ya da kansere bağlı ölümleri vereyim. Her gün diyeyim ki akciğer kanserinden bugün 5 kişi, yarın işte bilmem kaç kişi. Bakın aynı paralellikte gider. Kalp hastalığından ölümleri vereyim ben size her gün. Sigaraya bağlı ölümleri vereyim. O da çok önemli. Aynen. Yani hiç şey yok. Bir öyle bir çarpıcı bir salgın olsa inanılmaz şeyler, ölümler meydana gelir. Böyle bir durum yok. Ve kapanma da bu salgının bir çözümü değil. Niye değil hocam? Çünkü açık havadan geçen bir virüs değil ki bu. Açık havada maske takılması çok saçma bir uygulama. Bu virüsün bulaşım yolu, mesela affedersiniz ben virüsü kaptım. Burada oturuyorum, sizin yüzünüze öksürüyorum, hapşırıyorum, işte şey yapıyorum, böyle tükürerek konuşuyorum filan derken sizin de bağışıklık sisteminiz zayıfsa virüsü alıyorsunuz. O virüs illaki sizin ölümünüze yol açacak diye bir kural yok. Tıp dünyasında öyle etkili mikroorganizmalar var ki vücuda girer girmez sizi öldürmeye başlıyorlar. Bu virüs öyle bir virüs değil. Bu virüs influenza, grip virüsü gibi. Yani burada peki yapılması gerekli olan ne? Bağışıklık sistemimizin bireysel olarak sağlanılması. Biz dünyanın en temiz toplumlarından biriyiz. Günde 5 vakit namaz kılarız çoğumuz. Abdest alırız. Her yerimizi zaten yıkıyoruz sürekli. Öyle değil mi? Doğru. Evimizde gelen misafirimize kolonya ikram etmek bizim çocukluğumuz döneminden beri var zaten. Dolayısıyla bireysel bağışıklık sistemine çok önem göstermemiz lazım. Altta yatan hangi hastalık varsa, benim kalp yetmezliğim varsa ben bu kalp yetmezliğinin tedavisini olmam lazım. Şeker hastalığım varsa tedavi düzgün almam lazım. Bakın bu süreçte maalesef bu insanlar hastanelere gidemedi. Kliniklere gidemediler. Bir de bakın, bir de bu açıdan düşünün. Şimdi koronavirüs korkusuyla hastaneye gidemiyor, ilacını temin edemiyor. İlaç hep aynı düzeyde de verilmez. İlaçta değişiklik yapılması lazım tedavide. Çünkü hastanın durumu değişmiş olabilir. Şimdi kan şekeri mesela diyelim ki şeker hastalığı var. Bir ilaç başlandı ama nasıl gidiyor? Belki kan şekeri giderek daha da düşüyor. Normalin altına düşüyor ki bu daha tehlikeli bir durum. Veya kalp yetmezliği, tansiyon ilaçları, diğer ilaçlar kanser tedavisi göremiyor. Radyoterapi alamıyor, kemoterapi alamıyor. İşte akciğer hastalığı, bu zaman ne oluyor? Ölüyor. Ölüyor. Ama bunlar kayıda geçmiyor.